Ulema ümmetin yol göstericisi, delili, dinin direğidir. İnsanların en cahili bildiği halde yapmayan ve en faziletlisi ise Allah'tan en çok korkandır. İlmi ile amil olmayan, alimin ilmi bereketiyle amele dönmesi umulur. İlim hem farz hem de fazilettir. Kitap ve sünnete istinat etmelidir. Farz ilim ihlas ilmidir. Tehlikeli davranışları incelikleriyle bilmektir. Vakit ilmidir. Helali bilmeye yarayan ilimdir. Alışveriş, nikah ve tavak ilmidir. Cahili olduğu ilmi elde etme ilmidir. ilmi tevhidi öğrenmek, yerine getirilmesi farz olan şeyleri amel etmeyi bilecek kadar öğrenmek, emir ve nehi ilmini öğrenmek farz olan ilimdir denilmiştir. Ebu Ali el-Cüzcani Allah'tan istikamet üzere olmayı isteyenlerden ol. Keramet sahibi olmayı isteyenlerden değil, kırık kalpli ve amelinden ötürü kendini sorumlu tutmak, nefsini itham etmek keramet ve keşiften üstün tutulmalıdır. Yakin bir defa hasıl oldu mu yani har kuladeliklerle yakin artmaz. Bulunduğu makam istina makamı olduğundan ilahi kudretin har kuladelikleri vasıtasıyla bilinmesine ihtiyacı olmadığı gibi bunda ilahi bir hikmette yoktur. Eğer kişi marifet yolunda ilerlerken keramet ve harikuladeliklerle rastlarsa bu caiz ve güzeldir. Rastlamazsa bu mühim olmadığı gibi eksiklik de değildir. Bütün ilimlerin tahsili esnasında dünya muhabbeti ve takvanın hakikatlerinden uzak kalmak tahsile mani olmaz. Hatta bazen bu ilmi elde etmeye çünkü ilimle uğraşmak çok zordur yardımcı olur. Ehli tasavvufun ilmi dünya ile elde edilemez. Heva ve hevesten kaçınmadıkça bu ilmin hakikatlerine ulaşılmaz. Takva metresisi dışında da öğrenilmez. Sufiler muhabbetin her çeşitine vakıftırlar. Muhabbeti zati den muhabbeti sıfati, kalbi muhabbetten ruhi muhabbetin farkını bilirler. Saf bir takva ve zühtte kemal, İlimde üstün olmakla elde edilir. Kalp aynası cilalanması kimse lepi mahvustan bazı bilgilere sahip olabilir. Külli ilimleri ihata eden cüzi ilimlere dönmeye onlarla uğraşmaya ihtiyacı yoktur. Yaşanmayıp çok ilimle elde etme düşüncesi şeytanın bir aldatmacısıdır. İlmül verase ilmül diraseden geçer. Hakkal yakin derecesi ilimleri vicdanidir. Müşahede makamından üstündür. Sahabe yakin ilmini kendilerini hal ederken fetva ilmini tabiine havale ediyordu. Mufassal bilgi kalp temizliği üstün siciye ve kabiliyetle elde edilir. Mücmel bilgi ilmin aslıdır. Allah Celle Celaluhu kuluna hayır murat etti mi onu taate muvafak kılar. Salih amel salih amele götürür. Alim ve zahid sufi kendini kimseden üstün görmez. Tercih edildiğinde aleyhinde bir fitne olmasından korkar. En mühim şey her türlü kin ve düşmanlıktan arınma. Kin, adavete sahip dünya sevgisi, makam ve mevki tutkusu, Kötü sıfatlar değiştikçe perdeler kalkar. Sünnette muvaffakat mümkün olur. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a intiba eden ilahi muhabbetten en çok nasipdar olandır. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a intiba etmekle elde edilen başarıların en şereflisi Allah Celle Celaluhu'ya sığınma ve ilticadır. Bunda ruhi bir istirak ve dua makamına yakin olma gizlidir. Murat ilahi yardıma mahzar olmuş şuhum aleminin kötülüklerinden korunmuş demektir. Tazavvuf nefsin tabii arzularına set çekme, açlık ve dünyayı terkle elde edilir. Mutabagat yolu dışındaki bir hareket, mahrumiyet, sünnete itiba ise hikmetli konuşmayı netice verir. Kitap ve sünnetin kabul etmediği bütün veç halleri batıldır. Tazavvufun mahiyeti fakir oluştur. Fakrın sıfatı yokluk anında sükunet ve rıza varlıkta dağıtma ve isardır. Fakir Allah'a arz edilecek haceti olmayandır. Fakir hiçbir şeye malik olmayan, hiçbir şeyin de kendisine malik olmadığıdır. Fakir kulluk vazifesiyle meşguldür. Rabbisinin hacetini bildiğini bilir. Tazavvuf fakır ve zühte cem eden bir isimdir. Tazavvuf edeptir, güzel huydur. Sadık müridin izni ilahi olan bağlılığı sağlamadıkça zenginliğe dalı vermesine izin verilmez. Tazavvuf iyi geçinme, alınana üzülmeme, altınla toprağı bir görmedir. Tazavvuf kendinde ölüp hakla dirilmedir. Sufi toprak gibidir ona her şey atılır ama ondan sadece güzel ve hoş şeyler çıkar. Tazavvuf çiledir, sıkıntıdır ve ızdıraptır. Sufilere yün giyerler, yün sufe izafeten sufi denir. Huzuri ilahiden ön safta bulunanlara da sufi denir. Safifi kelimesi de buradan türemiştir. Kişi sevdiği ile beraberdir. Müteşebbihin sufilere olan sevgisi, sufilerin ruhlarının kendisini anladığı gibi kendi ruhunun da onları anlaması ve yakınlaşmasından kaynaklanır. Sufiye yolunun basamakları iman, ilm, zevk. Sufinin telvini halden hale geçmek, kalbini bulma. Mutazavvıfınki kalp mertebesinden nefis mertebesine düşerek nefsini görmekle gerçekleşir. Müteşebbihin telvini yoktur. Sufinin şarabı saf ve halis, mutazavvıfınki biraz karışık, müteşebbihinki şarabı ise daha katkılıdır. İbni Ata Cenabı Hak dünyevi endişe veya menfaati nedeniyle seven zalim, ahiret için seven muktesit, iradesini Cenabı Hakk'ın iradesine terk eden sabıktır. Cüneyt marifette ihtiyacı olanla karşılaştığın zaman ona ilimle değil, rıfk ve hilmle yanaş. Sufilerle veya müteşebihlerle beraber olan şaki olmaz. Melameti halis, sadık kimselerdir ki amellerine başkalarının vakıf olmasını istemezler. Amelinin ortaya çıkmasından, günahının ortaya çıkmasından korktuğu gibi korkar. Sufi ise ihlasından dolayı kendi ihlasını da unutmuştur. Osman el-Maribi melameti halkı aradan çıkaran fakat nefsine karşı bunda muvaffak olamayan kimsedir. Bu muhlistir. Sufi ise kalbinden ve amelinden halkı çıkarıp nefsini de bertaraf eden kimsedir ki bu da muhlastır. Arif gerektiğinde amelini maslaha için ihsar eder. Melameti mutazavvuftan ileri sufiden geri bir mertebedir. Melametiye usulüne göre zikir dil ile, kalp ile, sır ile ve ruh iledir. Fitneye tutulmuş çarpık kimselerin zannettiği şeyler melamettilerde yoktur. Kalendiriye kalp temizliğinin verdiği sarhoşlukla şerri hudutları bozan bir arda oturma ve birlikte olma konusundaki her türlü kayıtları ve adabı ortadan kaldıran gruptur. Allah ile beraber olduğuna inandıkları kalplerinin güzelliği ve temizliği ile yetinirler. Kimisi ibahilerin yolunu tutarak İçlerinin Allah'a ulaştığını iddia ederek bunun da ulaşılması gereken hedef olduğunu savunmuşlardır. Şeriatın reddettiği her şey zındıklıktan başka bir şey değildir. Aldatılmış olan bu tür kimseler Şeriatın kulluğun gerektirdiği bir hak ve vecibe, hakikatin de kulluk görevinin inceliklerine vakıf olmak demek olduğunu bilemediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisini töhmet altında bırakacak duruma sokan kimse bu yüzden hakkında da kötü düşünen kimseleri kınamasın. Allah herhangi bir şeye hululdan münezzeh olduğu gibi kendisine de herhangi bir şeyin hululünden münezzehtir. Hakikat derecesine ermiş bazı muhakiklerin sohbetlerinde duydukları gibi konuşmaya veya yanlış anlamaya sebep olacak sözler söylemeye cesaret etmelerinin sebebi uzun muamele ve mücadele neticesinde Zahiri ve batini olarak bu sözlerin kendilerine gelmesi Sufiye topluluğunun esasları olan takvada sadakat, dünyaya karşı gösterilen züşt ve kemal gibi prensiplere sımsıkı sarılmalarıdır. Asıl olan kimseden bir şey istememektir. Yakin durumuna göre esbaba tevezzül farklılık gösterir. Tevekkülde vesvese maruz kimseler esbaba kafi miktarda tevezzül edebilirler. Gerçek miskin insanlardan bir şeyi istemeyendir. Sufiler Hz. İbrahim vari Allah Celle Celaluhu'dan bir şey istemekten hayal ederler. O Allah beni biliyor mu demişti. Bazen rızka meyil Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir intiba, bazen de bir günahın cezasıdır. Rızık bazen hikmet yolu, bazen de kudret. Hazreti Meryem'e olduğu gibi yolu gelir. Rızık ve borç konusunda daim sabır hazinesine müracaat edilmelidir. Bütün bu tevekkül ve esbab dairesinde bir şey gelmiyorsa zaruret miktarı istenilebilir. Veren el alan elden üstündür. Kendine verilen mala... Emanet nazarıyla bakan, fakri lisanıyla kendi malı gibi seyre dalan, pahri lisanıyla ve hayalperestliğiyle ile diliyle konuşur. Ger gerçek fakir indirileni değil, asıl indirenin yakınlığını talep eder. Sufi Allah ile meşguliyetinin kemaline ererek takvada kemal sahibi olunca hali onu esbaba tevezzülü terke mecbur edebilir. Bunun mebdeyinde bir kapı açılır ki gerek kendinin gerekse şeriatın günah saydığı şeye duçar olursa yaptığının cezası olarak telakki edilir. Allah bahşettiğine idrakle onu tevhide ve hakla meşgul olmaya muvaffak kılar. Allah'ın tecelliyatı efalinden kendisine münkeşif olan hadisleri tazarruf ve mülhazaya devamla kul, tecelliyata efalden tecelliyatı zata yükselir, tecelliyi affal, rıza ve teslimiyeti doğurur, tecelliyi sıfat, heybet ve üns kazandırır. Tecelliyi zat, fena ve beka duygularını bahşeder. Fena terki ihtiyar ve fiili ilahiye vukufun adıdır. Cenab-ı Hakk'ın zatının bizzat tecellisi ancak ahirette olacaktır. Rasulullah aleyhissalatü vesselam asabını tedricen ve nefsin tedbirinden fiili ilahi müşahede ve hakkın hüsnü tedbirine yönelmeye hazırladı. Cenab-ı Hakk'ın kendisine sevk ettiği rızkı kabul hususunda ilmi ilahiye vakıf olan kul korktuğundan emindir. Fetih ilahinin farkında olan da vardır olmayanda. Mükaşefeye mazhar olanlar Allah'tan ilim sunularak, effalden tecrîd ile ilim sunularak her ikisi de olmaksızın mükaşefeye ulaştılar. Rızık alırken de verirken de işaret beklenir. Nefis endişesi kalkarsa işaret beklenmez. Dervişlerin bazısına musallat olan sıkıntılar kalplerin Allah ile meşguliyetini kulluk hukukuna, riayetini kemale erdirmek içindir. Kul Allah ile olan meşguliyetinden hali olduğu ölçüde dünya sevgisine müptela olur. Zühd ehlinin son adımı tevekkül ehlinin ilk adımı mesafesindedir. Fethi ilahiyeye mazhar olana hikmet veya kudret elinden mersruk olması müsavidir. İhtiyacından ve zaruret miktarından fazlasını isteyenin sufilikle alakası yoktur. Ahlakta model Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dır. O Aleyhisselatu Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak esastır. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'dan şeytani sıfat sökülüp alınmıştır. Bazı sıfatların bulunması ise Allah Celle Celaluhu'nun Nebisi'nin Aleyhisselatu Vesselam özel rahmetiyle terbiye etmesi ve ümmetine örnek almasına vesiledir. Tazavvuf halka iyi muamele, hakka sadakat, iyi geçim, sabır. Cömertlik, ülfet, nasihat ve şefkat hukuki azimdendir. Allah'a ahlakıyla ahlaklanmak hedeftir. Güzel ahlak insanı cennete götürür. Tevazu, her davette icabet, hediye kabulü selam verme, selam alma, kendinde bir değer görmeme, hakkı her kimden olursa olsun kabul etme, herkesi kendinden hayırlı görme, böbürlenerek yürümeme, insanın yaratıldığı şeye bakması, zillet ve meskenete düşmek uygun değildir. İnsanlara yumuşak davranmak halkın arasına karışıp, Ezalarına sabır uzletten daha hayırlıdır. Öfkeyi yutma affusaf saf memduhtur. Yumuşaklılık hayırdan nasiptarlık demektir. Kendileri muhtaç iken başkalarını kendilerine tercih edenler, kendisinin mülkü emanetçisi görenin issarı en sağlıklı issardır. İhsan sana kötülük yapana iyilik yapmandır. İnsan güneş, rüzgar ve yağmur gibi umumidir. Güler yüzlülük ve tatlı dillilik, güler yüzlülük tebessüm sadakadır müminin kalbinin aydınlığı yüzüne vurur. Sevinç ve neşe Allah için ve ondan ötürüdür. Saklaşma ve yumuşak muamele sufiye ahlakındandır. Resulullah aleyhissalatu vesselam latife ve şaka yapardı. Müptedilerin çokça şakalaşmaları uygun olmaz. İşin içine nefs karışabilir. İnsanları rahatlatmak için şaka yapılsa da halvette ciddiyet esastır. Mizah past ve ricadan ileri gelir.'' Yapmacık davranışları terk etmek, tekellüf, nefsin arzusu üzere insanlara gösteriş olsun diye yapılan yapmacık hareketlerdir. İkram ederken dahi tekellüften uzak, peygamberane ahlaktır. Ziyaretçiye elde olanı, davetliye elden geleni ikram etmek esastır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ertesi gün içine evde bir şey bırakmaz ve bıraktırmazlar. Sufilerin Cenabı Hakk'ın hazinelerini deniz gibi tükenmez bilir. Allah kuşlar gibi tevekkül içinde olmak. Kanat rızadan kaynaklanır, şerefi arttırır, fitnelerden korur, o tükenmez hazinedir. Az malın şükrü daha kolaydır. Hakkı söylemenin dışında cedel ve münakaşadan uzaklaşma, nefisten gelen öfkeye kalbi hilm gösterme, öfke anında nefsi itham etme, pozisyon değiştirme, öfke ve normal halde hükmetmek ancak nefsini dizginleyebileceklerin işidir. Mümine merhamet kardeşlik geçinmeyen ve geçinilmeyenden hayır yoktur. İyi kimselerle ülfet ve ünsiyet kalbe inşirah verir. Sevgiyle itaat korkarak itaattan daha faziletlidir.'' Allah'ın sevdikleriyle beraberlik onun sevgisine götürür. Sufinin Hakk'ın varlığını kabulü, Hakk'ın vücudunun perdelemez. O her şeyi açık seçik görür. Nimete hamd nimetten daha değerlidir. Sufinin teşekkürü, teşekkürlüğünün kemalinden, inancın nimeti Allah'tan görülmelidir. Bilgisizlikle insanlara zarar vermemek, insanların cehaletine sabretmek, insanların elindekilerine talip olmamaları, kendi elindekini onlar için harcamak, riyazet, liyagat için gerekli şartlardır. Edep zahir ve batın terbiyesidir. İnsan edebe, ahlakı değişikliğe, Ehil yaratılmıştır. Edebin menbayı iyi siciyedir. Kimse halindeki siciye mümarise bir riyazetle fiile çıkarılacak edep ve terbiye kazanılır. Bazen mümarise ve riyazette ihtiyaç duyulmaz. İlim edeple anlaşılır. İbadetteki edep hizmetten daha yücedir. Taat cennete, taatteki edep rızayı bariye ulaştırır. Zahiri sui edep, zahiri ceza, batini dolanı da batini cezayı mucib olur. Huzur-u ilahide edep. Bu edep Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan alınır. Sevinçteki ifrat veya bastın halinin aşırısı validatın çoğalmasına mani olur. Her gaps halinde bir ceza söz konusudur. Gaps bast halindeki ifrattandır. Bastın itidali mesalihi ilahiyeyi nefse kaydırmaktandır. Göz basiretle istikamete erer. Sultandan küçük şeyler istenmez kurup nedeniyle haşnet perdesi müstesna. Arif için edep, müptebi için tevbe mesaibisindedir.